bir tane var bende. Gel. Anlamazlar sanki. Şunu bir anda giriyor. Selamlar olsun. Harika bir Soğuk Savaş bölümüyle daha karşınızdayız efendim. Yahu şöyle bir bakıyorum, kimleri görüyorum. Ya hoş geldiniz. Değişti. Az önce böyle dedim ya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Heyecanlıyız. Hiçbir şey izlemedik filmle ilgili de. Merakla bekliyoruz. 1 Aralık'ta Ölümlü Dünya 2. 1 Aralık'tır vizyondayız. Vizyondayız. Bir yandan bir şey mi yanıyor? Bir koku geldi. His makinesi var. Abi Soğuk Savaş'a da filmden daha fazla hazırlandık dediniz. Yani böyle bir... Öyle özel böyle bir... Yani yine söyleyeceğim. Biz dün gece bir telefonda birbirimize şey, moralimiz bozuldu. Hiçbirimiz yani şakalarımıza güvenmiyoruz. Estağfurullah. Soğuk Savaş'la ilgili miydi yoksa... Yoksa gel başka. Peki biz nasıl hazırlandık sevgili dostlarımız? Valla biz de konuştuk. Bizim de bayağı moralimiz bozuldu. Bizim de evet. Ya, konuştuk ama böyle yüksek. 3.30'da ben seni bir aradım uyumuşum sana falan. Siz 6-7 yıldır yaptığınız için artık başka bir boyuta geçmişsiniz. Evet, tabii. Biz yani Soğuk Savaş çekimi olmayan anlara hazırlandık. Şaka var mı elinizde? Yok dediniz ya. Havuz var zannederim. Yok. 2'de var şu an. Şakamız 8. bölümde bitti. Üzerine 60 bölümde. Aynı şakanın varyasyonları yapıyoruz artık böyle başka bir şey. Ama zaten yaratıcılık bu değil midir? Hocam evet. Zaten dünya üzerinde 20 hikaye yok mu? 22. 12 tane de nota vardı. 5 tane de evet. Efendim hazırsanız eğer süreç başlasın. Çok lafı fazla uzatmadan ya, çok ciddi bakışlar ya. Görüyorum. Abi biraz nereye? Konuşsana. Böyle bir şey yok. Büyükler başlamıyor. Biz kaçalım. Konsept o diyebiliyoruz. Ben mi soracağım? Sadece saçı olanlar şey kalsın. Bir şey söyleyeceğim. Ben Gira ilk projede yoktu. O yüzden bu projede var. Burada o yüzden o başlasın. Tamam. Peki. Tamam. Ben belki de bayağı o yüzden o başlasın. Gülersen kaybedersin. Abi her zaman bizde konuk başlar ve saçı... Neyse bu saçma. Saçı yoksa kesin o başlar. Buyur abi sen de. Evet ilk sorumu soruyorum. Gelsin bakalım. Anıtkabir'e giden bir arkadaşına Atatürk'ün mozolesinin Anıtkabir'deki yerini nasıl tarif edersin? Nasıl? İsmet'in önü. Hakikaten de öyle tarif ediyorum. Şakalı. Ben güldüm. İki de gülerse şakam bitiyor benim. Ona hazır olalım da. Abi selamlar. Selamlar. Heyecan bastı bana. Bana da çok bastı. Keyifsiz bir şakayla başlıyorum. Buyur. İnsanın en uyuz olduğu yeri neresidir? Neresidir? Kaşı. Güleyim mi? Düşün. Bilmiyorum abi. Sonrakine güleyim olur mu? Şey yapalım onu, ayarlarız. Tamam. Mütevazi bir yazlık sayfiye yerinde evlenen bir çiftin ilk gecesine ne denir? Ne denir? Erdek gecesi. Güzel. Güzel. Eleştiri kabul etmeyen süper kahramanlar bir araya geldiğinde ne olur? Ne olur? Yerilmezler. Güzel. Ben mi soruyorum? Evet. Sen soruyorsun. Bir insan hangi noktada nişanlanır? Ben buna güleceğim bu arada. Hangi noktada? Sözün bittiği yerde. ben tamam, de yine evlendiğim için. Çok güzel. Abi selam. Selamlar. Seni burada görmek çok güzel. Çok sağ olun. 2,5 kere vallahi ucundan döndüm. Bugün oldu. Sonunda kavuştuk. Evet, kavuştuk. Ben oturma mücadelesini muhabbete yedirmeye çalıştım evet. Ama hala oturamadığım için muhabbet yetişmez. Göğüs uçları yüzünden bir daha çekildiğini biliyor mu insanlar? Bilmiyorlar tamam. Ama göğüs uçları meşhurdur. Ha, iyi, tamam. Meşhurdur evet. Devamlı hazır olmasıyla. Rahat bir yürüyüş yapmak için en uygun yer neresidir? Neresidir? Beşiktaş'ın savunma hattı. Ooo. Kırdı, üzdü. Biraz. Ve güldürürken düşündürdü. Doğru mu bastın? Doğru bastın abi, bravo. Onlar doğru basmıyor işte, problem o. Suyu hepimiz aynı suyu içiyoruz değil mi? 3 tane susak. Abi hoş geldin. Abi sen soruyorsun. Ama ben mi soruyorum? Sen soruyorsun abi. Önden gülürsek? Yok hiç tamam, problem. Sorunumuz yok. Şöyle yapayım. Aşık Veysel ne tür müzik yapmıştır? Ne tür? Kara poprak. Ay, ben abi ya.
Gülmedi. Çok kaliteliydi ama. Yani güzeldi gerçekten. Saç ekim ödüllü bilgi yarışması hangisidir? Saç ekim ödüllü bilgi yarışması. Nedir? Bir kelime bir işlem. Bu tonda ama. Bir kelime. Icardi. Hemen yüzüm güldü ya. Böyle bir etkisi var adamın. Icardi, Karadenizli bir kepçe operatörü olsaydı ne yapardı? Ne yapardı? Yıkardı. Abi tekrar hoş geldin. Tekrar hoş buldum. Bu sefer ben mi artık? Evet, ben de şu anda. Hazırsan sorum geliyor. Sporla aran var mı abi? Var. Böyle su sporları falan. Yok, suyla yok. Su sporları sorayım o zaman. Geliyor sorunuz efendim, 50 puan. Budapeşte'de rafting yapacaktık ama vazgeçtik. Neden? Neden? Tuna Nehri akmam dediği için. Şimdi bunda bir şaka bulmaya çalışacağız seninle. Tuna Nehri. Buyur abi, sendeyiz. Hiç gülmedin. Bundan sonra da gülmeyeceksin gibi hayatım boyunca. Hayır, öyle deme. Öyle dersen gülerim. 90'lı yıllarda diğer müzik gruplarına göre aynı paraya daha çok şarkı söyleyen grup hangisidir? Hangisidir? Dizel Çelik Ercan. Daha az yakan, evet. Güzel bir şaka. Benim bir yerde aklıma gelmişti bu şaka. Soğuk bir kış günü. Dedim, yapan var mı? Uzayla aramız var mı? Sporları kadar. O zaman emekli astronotların en sevdiği şarkıyı soruyoruz efendim. Nedir? NASA'dan bir bir eksiliyor. Dostlar. Öyle abi. Küçük bir... Uzayla gel abi. Ben okuyorum. Tabii abi. Hakimin formatı. Hac görevini icra ederken tur rehberiyle kavga edip otobüsten atılan futbolcu kimdir? Oo. Kimdir? Umre Belezoğlu. Bu ne yapayım? Bunlar geldi aklıma oğlum. Çok iyi, çok iyiydi. Futbolla şey olmadığım için belki de. Ha, başta senin belki sormam lazım. Futbolu aran var mı? En az kolyen kadar güzel çok bir şaka geliyor falan bir anda. Bir anda ölsem ya sen deli gibi böyle. Adam engel olamaz. Ne kadar güzel gömleği falan. Yükseldim ona demiş yıldan beri farkındayım. Hep böyle ona doğru gidiyorum evet, falan bir şey oldu. İyisin abi. İyisin. Saçıyla oynuyor böyle. Bilmiyor da. Saçımla oynayamıyorum daha. Hem cismi asılmayı da bilmiyor. O zaman biraz da şaka diyelim hocam. Biraz da bize. Flörtü geçelim. Abi atlar nerede duş alır? Atlar nerede? Ben ya bunu merak ediyorum. Güldüm ama elenmiştim. Olsun, ama yine de cevap merak ediyorum. Nerede duş alır? Duş ata binde. Okey. Öpüyorum. Görüşürüz. Ben de kaçtım. Hadi başlayalım. Hadi. Buyurun. Sen abi. Hayır sen başla. Hayır sen başla. Hayır sen başla. Cidden mi? Evet. Demiştim buranın ayrı bir olayı var. İnsan mala bağlıyor. Sevgilisinin saçlarını malayla seven inşaat işçisine ne denir? Ne denir? Saç malama. Güldü. Çok güzel şaka. Çok güzel şaka yazdım. Bu. Ben güldüm ama bir tane yapayım ya. Tabii, tabii, ondan tabii, sonra tabii, gideyim. Tabii. Mustafa Sandal dini gerekliliklerini yerine getirdiğini nasıl söyler? Nasıl söyler? Bak bana, ben hacının ta kendisi. Ta kendisi olması. Güldünüz mü? Güldük, güldük. Abi, güldük. İçten evet. Yapmıyorsun gibi bu iş. Emin misin abi? Burada olmak istediğin. Karadenizlerin ne kadar Karadenizli olduklarını anlayabildiğimiz derecelendirme sistemi nedir? Lazometre mi? Değil ama o da iyiymiş. Haçan eğrisi. Çapkın Karadeniz diye ne ad verilir? Ne ad verilir? Lazanova. Bunu haçan şimdi eğrisi mi yazdın abi? Yok, bunu çok düşünmüştüm. Ah, bütün şakalarımı sildim. Nasıl geri alınıyor bu? Salla, salla. Salla, salla, salla. Telefonu. Abi selam.
selam. Seni burada görmek çok güzel. Seni de öyle. Çok beğenerek izliyorum, takip ediyorum çok seni. Çok güzelsin, çok sağ ol. Sırada sende değil. İlginçtir, bende evet. Biz tek işimiz var ya. Yani şunu takip etmek, onu da yapamıyoruz. Evet abi, geliyor. Tamam. Sadece kuru yemiş yiyerek yapılan diyetin sonucu nedir? Nedir? Fıstık gibi olmak. Hayır ya. Zorbalık. Takım arkadaşlarım güldürüyor beni. Bu nasıl? Biz aynı takımdayız. Şakayı duymadan önce daha bir keyfin yerinde gibiydi. Geldik. Selamlar yine. Abi gene. Hoş geldin. Biz de... Tam oturduğuma emin değilim. Oturdun mu? Görünüyor mu? Oturmuşum gibi görünüyor mu? Havada duruyor. Bununla eğlensem ben. Böyle. Çok pardon. Eğlendim gerçekten. Aynı anda 20 hastayı ameliyat edecek bir göz doktoru hastalarını ameliyathaneye nasıl götürür? Düşünüyor gibi yapıyorum. Nasıl götürür? Önüne katarakt. Çok benlikmiş ama sindiriyorum. Şu an sindiriyorum. Tıptan ilerliyoruz bundan sonra. Evet, devam. O zaman tıptan bir soru. Sıradaki soru tıptan. Aynı anda birden fazla kişide olan, zaman zaman yükselip düşen ve beklenenden daha çok düştüğünde de sinir strese yol açan şey nedir? Nedir? Kan şekeri. Bunu ekonomi gibi düşünmen gerekiyor başta. Sonra ben hani anladın mı? Tıp diyerek hata yaptım aslında. Anladım. Anladın değil mi? Eyvallah. Müslüman olmayan meşhur arabesk şarkıcımız kimdir? Arabesk. Diye böyle bir düşünme payı kimdir? Gayrimüslim Gürses. Aslında gözümüzün önünde olan bir şaka. Çok ya. Ama gülüyor. Puan alalım mı? Yes be. Puan alalım diye yaptım. Oğlum kendimizden soğutarak bitireceğiz şu programı ya. Böyle yani. Hep böyle. Biz ama yine sizden soğumuyoruz ama sizi seviyoruz. Niye? Onu ben çözemedim. Ben de çözemedim. Evet abi, geliyor. Midesinden rahatsızlığı olan ünlü oyuncumuz kimdir? Kimdir? Upsa Özay. Upsa Özay. Güldün mü? Yeterince mi güldüm ama? Ya çok da gülmedin gibi. Soru komikti, soru. Evet, evet. Tamam, ben o zaman son... Bu arada rezervlerdeki son sorumu soruyorum. Alper hemen bir şey yaz da kazanalım şu yarışmayı. Sürekli emmisinin oğluyla markete gönderilen müzisyenimiz kimdir? Kimdir? Ferdi Carrefour. Bildiğim ya. Ben iniyorum ya. Buyurun. Tamam. Ben yapayım ya tabii. Ben yapayım. Yok ben yapıyorum. Ben yapayım ben. Ben de bir Allah'ını seversen valla ben yapacağım. Ben söyleyeyim. Tamam sen sor hadi. Ben söyleyeyim çünkü bitti, biz bittik. Ben de bittim gibi ama. O zaman sen sor. Ben sorayım evet. Tamam. Rapçilerin kullandığı bilgisayar hangisidir? Hangisidir? Dizüstü biz bilgisayar. Konuşamadım da. O kadar kötü ki konuşamadım. Eski rockçıların yeni rockçıları beğenmeme durumuna ne denir? Ne denir abi? Kurt Cobain'ce köpeklerin maskarası oldu denir. Bu inanılmaz bir şaka bu. Bu çok iyi bir şaka bu arada. buna güldüler. Abi çok güzel şaka. Rica ederim. Gerçekten. Buyurun. Şöyle eskiden gazetelerde böyle şaka köşesi falan olurdu, hatırlar mısın? Baba şakaları olurdu. O tatta bir şaka geliyor şimdi hazırsan. Böyle. Karadenizliler neden sabah kahve içer? Neden? Uy anmak için. Uy. Etma. Yani. Okey. Sonra bitti o gazeteler işte. Bende soru kalmadı. İmprovizasyon gidiyor. Bende de. Bende kalmış gibi midir? Baletlerin haftada bir gün belirli bir saatte toplanıp birbirlerinin ağızlarını burunlarını kırmalarına ne denir? Ne denir? Tight Club. Çaba be en azından. Yani birinci kuralı balet olduğunu söylememek. Söylememek tabii ki. Ama söylüyorlar. Söylüyorlar hemen. Şimdi sinemaya gidiyoruz.
Yani sinema... Evet. Hadi abi sinemaya gidiyoruz. 1 Aralık'ta gidiyoruz. Çok iyi bağladın. Ben böyle cümleler kuracağım. Bir yerlere koyalım bunları falan. Kredi kartı borcunu kapatmaya çalışan yönetmen hangisidir? Hangisidir? Asgari Farhadi. Bu çok düşünülmüş bir şakaydı. Yani... Senin gün... sonraların çok iyi. Hep öyle diyorlar zaten. Merhaba, şu an geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kız arkadaşım su faturasını nereye ödeyeceğini sorunca ne dedim? Ne dedin abi? İski sevgilim. Ne yapayım ya? Çok teşekkür ederim. Vallahi helal olsun. Hoşçakalın. Telefonunu alsın. Bu muhteşem bölümün finalindeyiz. Evet. Niye böyle bir şey? Sen niye öyle oluyorsun ya? Ne oldu? Bir şey giriyor içime. Biraz müzik mi dedin? Çok garip bir şey. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Sinema alanında. Cirey'in endişesi çarpı 4 oluyor. Efendim bu ne diyorduk? Kanka size hatırlatın. Bir yardımcı olsun. Bölüm bitti. Böyle Soğuk tamam. Savaş'ın bu bölümünde tamam. Sonuna geldik. Soğuk Savaş'ın bu harika bölümünün sonuna geldik efendim. Elinize sağlık diyoruz. Çok kıymetli dostlarımla. Rica ederiz efendim. Teşekkür ederiz efendim. Bizim için keyifti. Ne soruyor? Şöyle kazandınız da. Kazandınız da. Ciddi çabam var. Bir incir, yani detaylı izlesinler. Gerçekten ter döküldü burada. Kritik şeylerle çok aldım. Elinize sağlık efendim. Duygularınızı alalım. Şöyle bir kazanma konuşması alalım sizden. Kolay olmadı. Zekamızın sorgulandığı, kendimizle yüzleştiğimiz, bazı dersler aldığımız, artık hayatımızın farklı yönleneceği bir süreçten geçtik. Evet. Teşekkür ederim. Ve sonra da buraya geldik. Çok keyif aldı, çok teşekkür ederim. Vallahi keyif aldı. Teşekkürler bizi ağırladığınız için. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Merakla bekliyoruz. Evet. Bir Aralık. Ölümlü Dünya 2 gösterimde. Biz de önden davet edilir miyiz? Tabii ki size özel galayı alacağız. Tabii ki. Galalar her zaman bunu böyle çekti söylüyoruz. Yayında söylemeyiz galalar. Kestiriyorlar arayı. Usta isim. Efendim, bir galibiyet hareketi de alacağız tabii ki. 3'ten geriye sayıyoruz. Aklınızdaki ilk hareket. 3, 2, 1. Gibi. Ben de onu yapacaktım. Ben sarılırız falan diye düşündüm. Ekibim sen ya. Çok sevgi dolusun.